bu? Hani ne gerek var ki saldırıyorsun, yere fırlatıyorsun? Bence çok gereksiz bir hareketti. Bana öyle bir hareket yapılsa ben gider ağzına bununla vururum ya. Gücüm yetiyorsa ben de ona vururum yani. Haksızlık yapmışlar. Ne diyeyim ki, onlar bir şey diyemem ben ya. Konuşursan da çok ağır konuşur. Hiçbir bayanın saçının bir teline zarar gelmesini de istemeyiz. Ama o hanımefendi, görev yapan polis memurlarını insanlık dışı bir şekilde taciz ederek bu olaya sebebiyet vermiştir. Kınıyorum. Memurlarımız haklı olarak işini yaptığı için görevden uzaklaştırıyorsa bu adalet nerede? Çünkü polisler işini yaparken cinsiyet ayrımı yapmadan o işi yapmak zorunda. İstanbul'da maske takmadığı için direnen kadına müdahale eden iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya zaten kadınlar hep kadınlığını kullanıyor ama yani bazı yerlerde tabii haksız bulduğum yerler de oluyor ama yani polisin tabii ki de o tepkisi haklıydı. Polisimizin tabii her zaman arkasındayız. Kadınlar şiddetinde her zaman tabii ki de şeyindeyiz ama yine de bazen kadınlar kadınlığını kullanıyor diye düşünüyorum. Yani bence yani elbette bizler kadına şiddete kesinlikle karşıyız ama yani işini yapan bir memura bu şekilde davranmak, ki maske takmamak, bilinçsizce maske takmamak, yani ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben de aynı şekilde, çünkü hani şu an maske takmamak gibi lüksümüz yok. Çünkü çok risk altındayız ve bu virüs hani tek kişiyle oluşan bir şey de değil. Hani polis orada görevini yapmış. Tabii ki şiddete her şekilde karşıyız. Çünkü biz de hani ileride bir kadın olacağız. Ama hani uyarılmalıydı. Yani direkt görevden bilmiyorum. Çok doğru bir şey değil yani. Maskenin takılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çevremiz ve halkımız tarafından, ama polisin fazla güç uyguladığını düşünüyorum. Yanlış. O kadar olmaması gerekiyor. Bence de. Aslında doğru. Maske takılması lazım. Ama fazla tepki göstermiş polis bence. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar bilinçli. Kendi özgür fikirleri, düşünceleri var. Ama kurallara uyulması lazım. Hastalık zaten şu anda ülke orantısında bayağı bir artışta. Polislerin görevden alınmasına değer miydi? Bence değmezdi. Uyarılabilirdi. İşte ne bileyim, bu kadar uzun boylu değildi diye düşünüyorum. Ya bence saçma, orada görevini yapan bir kişi kimliğini gösterdiğinde göstermediği için alıkoyabilir. Karakola götürebilir. O da zorluk yaşadı. Bir de tekme atıyor. Bence memurlarımız haklı olarak işini yaptığı için görevden uzaklaştırıyorsa bu adalet nerede? Yani bilmiyorum nasıl bir sistemle yönetiliyor ülkemizde. Vallahi ben de bir polis adayım. Ben de polisliği kazandım. Şu an polisi haklı buluyorum. Ve tamamen videonun da tam gösterilene emin değilim yani. Yani başka değil, polisimizin yanındayız. Yani haklı. Haklı bir davranış. Maskeyi takması lazım. Çünkü polisler işini yaparken cinsiyet ayrımı yapmadan o işi yapmak zorunda. O yüzden polisimizi yanınıza izliyorum. Çok aşırı reaksiyon göstermişler. Bence haklılar yani. İhraç etmelerinde doğru karar vermişler ama polislerimizin yanındayız. Onu da söyleyeyim. Bence haksızlık olmuş. Yani polis memuru görevini yapmış. Polislerimiz görevini yapmış. Kesinlikle görevinden ihraç edilmemesi lazım. Kadın sonuçta haksız. Maskesini takması gerekiyordu. Yani şekil ağda gözüktüğü gibi. Uygun görmüyorum. Türk polisi her zaman görevini layıkıyla yapan, görev bilincinde olan kişilerdir. Sürekli polislerimizi, emniyet güçlerimizi tahrik etmek isteyenler çoktur. Onun için Türk polisini her zaman için yaptıkları görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi ben yorum yapmasam olur mu? Sıkıntı olmasın. Siz başkasına sorun. Kadın orada haksızdı. Tepik atıyor, direniyor. Yani maske takmadığı için değil mi zaten? Polisler haklıydı. Ben de hak ettiklerini düşünüyorum şahsen. Kendi adıma. Neden? Çünkü bazı polislerimiz görevlerini yerine getirmiyorlar. Haksızlık yapmışlar. Ne diyeyim ki, onlar bir şey diyemem ben ya. Konuşursan da çok ağır konuşur. Ben de yanlış tuttum yani. Kanuna uymayan herkese bayan erkek diye ayrım yapmadan polislerin görev yapması normal bir şey. Polis görevini yapacak ki vatandaş huzurlu yaşayacak. Saygıyla hareket etmesi gerekir. Yanlış bir şey. Yanlış yani. Yani iki taraf da kendince haklı gibi. Ama polis memurları biraz gençmiş, yazık oldu diye düşünüyorum. Polisimizin yanındayız tabii ki. Yani çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
Sonuçta o emniyet amiri, güvenlik gücü her şekilde yani görevini uygulamak zorunda. Böyle de önemli bir süreçte görevini yaptığını düşünüyorum. Polisimizin yanındayız. Yani şu an toplumda çok sağlık durumunda insanların duyarlı olması gerektiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla yani güvenlik güçlerimizin de bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Onlara destek olmak bizim en büyük görevlerimizden biri. Yanlış buluyorum. Sonuna kadar da polis arkadaşların destekçisiyim. Devlet eğer maske takılmak zorundadır diyorsa devletin memuru olarak görev yapan polislerimiz de bu şekilde müdahale etmekte haklılar. Yani eğer ki görevlerinden alınmışlar, bu tutarsız bir durum oluyor yani, bir saçma. Devletimiz amirleri, onların komiserleri onlara yapıyor. Herkes maskesini takacak diyor, görev veriyor. Sonradan da polisin ekmeğiyle oynuyor. Allah görev biliyor, sen de atmıyorsun daha iyi. Ha. Maske takılması gerekiyor sağlık açısından bence. Herkesin. Polis yani. Herkesin, milletin takılması gerekiyor. Kesinlikle yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü maske takmak zorunlu ve yani zahmetli bir durum olduğunu herkes biliyor. Çünkü şahsen ben de çoğu zaman maske takarken bayağı rahatsız oluyorum. Ama bu sağlığımız için de toplum için de önemli bir şey. Çünkü malum COVID-19 adlı bir virüs mevcut. O da dünyayı tehdit ediyor. Şahsen sadece Türkiye için değil, dünya için bir sorun bu. Yani bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani polislerin görevden uzaklaştırılması yanlış bir şey. O adam sonuçta görevini yapıyor. Ki bu da yapılması gereken bir şey. Yani kesinlikle bunun yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Ya bence saçma, orada görevini yapan bir kişi kimliğini gösterdiğinde göstermediği için alıkoyabilir. Karakola götürebilir. O da zorluk yaşadı. Bir de tekme atıyor. Bence memurlarımız haklı olarak işini yaptığı için görevden uzaklaştırıyorsa bu adalet nerede? Polis memurlarının hiçbir hatası yok. Maskeyi takmayanlarda hata var. Polis memurlarımızın her zaman destekçisiyiz ve yanındayız. İnsan kendinden sorumludur. Başına gelecekleri herkes biliyor. Virüs bu, başka bir şey değil. O kadar yasaklamalar var. Şimdi ben dün rastgele televizyonda videoyu gördüm. Hani açıkçası şaşırdım. Özellikle polisin kendi zaten ağzı yarıya kadar açık. Sen bu haldeyken ne hakla müdahale ediyorsun? Tamam, devletin memuru olabilirsin. Bu senin görevin ama hani insan gibi uyarırım. Anlamıyorsa veya maskeyi takmak istemiyorsa ceza yazarım. Yani bu senin yapabileceğin nokta bu. Hani ne gerek var ki saldırıyorsun, yere fırlatıyorsun. Bence çok gereksiz bir hareketti. Polisimize böylesine bir muamele yapan, efendim tabii biz haber alma özgürlüğüne saygı duyarız. Hiçbir bayanın saçının bir teline zarar gelmesini istemeyiz. Ama o hanımefendi, efendim o görev yapan polis memurlarını efendim insanlık dışı bir şekilde taciz ederek efendim bu olaya sebebiyet vermiştir. Kınıyorum. Cenab-ı Allah efendim askerimize, polisimize yardım etsin, tırnağına taş değdirmesin. Ondan ötesi de teferruat. Efendim böyle yok, maske takmadığı için bir bayanı darp etmiş, bilmem ne yapmış. Kardeşim, bu ülkenin askerine, polisine hepimizin ihtiyacı var. Şu maskeye hepimizin ihtiyacı var. Bence çok doğru. Birçok insan takmazken bir bayana, ben o videosunu gördüm kanallarda, haberlerde. Çok yanlış yani. Bu ne de ya bu kadar şiddet? Ne oluyoruz, kime yapıyoruz ya? Değil mi yani? Haksızsam haksızsın deyin. Ben yanlış olduğunu gördüm. Yani çok çok yanlış hem de yani. Kadının direnmesi doğru mu? Doğrudur. Ne yapacak? Gelin beni ezin dövün mü diyecek? Bana öyle bir hareket yapılsa ben gider ağzına bununla vururum ya. Gücüm yetiyorsa ben de ona vururum yani. Yani polisin görevi dövmek değil. Polis adaleti temsil ediyor. Ona göre davranmak. Ne yapsın kadıncağız? Ben gördüm, istersen ben yapıyor. Kendini yapmaya çalışıyor. Gel buraya çağırması falan hiç, çok yanlış bir şey yani.